Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. A Milli Erkek Handbol takımımız Hollanda maçında Aksaray'da destan yazdı. Milli maç coşkusunu ve detaylarını ekranlarınıza getiriyoruz. A Milli Erkek Handbol takımı 2019 Dünya Handbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 5. grup 3. maçında konuk ettiği Hollanda'yı 30-27 mağlup etti. Milli takımımız Aksaray'da önemli bir galibiyet elde ederek grup birinciliğine yükseldi. Aksaray, 2019 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası elemeleri 5. grupta mücadele eden A Milli Handbol takımı Hollanda ile Aksaray'da Hasan Dağı Spor Salonu'nda karşılaştı. Maçın ilk kez Aksaray'da oynanması nedeniyle Aksaraylılar tribünleri doldurdu. Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada millilerimiz ilk yarısını 14-16 geride bitirdiği karşılaşmada Aksaraylıların müthiş desteğiyle iyi bir geri dönüş yaparak Hollanda'yı 30-27 yendi. Baskın ve iyi bir oyun sergileyen millilerimiz ilk yarıda 13-11 öne geçti. Bu dakikalarda görülen 2 dakika cezalar ve savunmada basit hatalar neticesinde oyun kontrolünü kaybeden millilerimiz devreyi 14-16 geride tamamladı. İkinci devreye Aksaraylı handbol severlerin müthiş desteğiyle bambaşka bir oyunla başlayan millilerimiz farkı kapatarak öne geçmeyi ve oyun kontrolünü yeniden eline almayı başardı. Son dakikaya kadar Hollanda karşısında baskıyı bırakmayan ve savunmada hata yapmayan millilerimiz tribünlerin coşkusuna da ayak uydurarak müsabakayı 30-27 galibiyetle tamamladı. İlk etap maçlarında Yunanistan'ı deplasmanda 19-25 mağlup eden Türkiye Erkekler Handbol takımı Belçika ile de sahasında 27-27 berabere kalmıştı. Aksaray'da oynanan Hollanda maçında 30-27 kazanan milliler 5 puan toplayarak ilk etabı lider bitirdi. Elemelerde son maçında 14 Ocak'ta Yunanistan'la oynayacak olan milliler karşılaşmaya yine Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda çıkacak. Aksaray 2019 Dünya Handbol Şampiyonası yolundaki A Milli takımını ağırladı. Milli maç heyecanında il protokolde tribündeki yerini aldı. Maç sonunda Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı soyunma odasına giderek millileri tebrik etti. ...2019 Dünya Şampiyonası yolundaki A Milli Erkek Handbol takımı Hollanda maçından galibiyetle ayrıldı. Hasan Dağı Spor Salonu'nda tarihi bir gün yaşandı. Aksaray protokolü spor salonundaydı. Zorlu karşılaşmada Vali Aykut Pekmez, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve il protokolü tribündeki yerini aldı. Hasan Dağı Spor Salonu'nu dolduran seyircilerin coşkusu maç sonrasında da daha da arttı. Milli takım seyircisiyle bütünleşti. Karşılaşma sonrası soyunma odasına inen Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı oyuncuları tebrik etti. Aksaray adına Türkiye adına size çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da ve 14'ünde burada oynayacağız. Yunanistan maçında da başından başarılar. Teşekkür ederim. Yolunda çalışın. Belediye başkanım, siz için... Ya öldük dedik. Ya bu kadar heyecan, yani yerimizde oturamadık. Ama bize bu gururu yaşattığınız için, hele Aksaray'da bu gururu yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizim dolandırıyoruz. Heyecandan Hakan kardeşime, Sayın Valime, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkesin emeği çok büyük. Ama seyircimiz,
Evet. Bakın burada Aksaray'da yapıldığı zaman bu işin ne kadar güzel bereketli olduğunu da gördünüz. Bundan sonra bekliyoruz her maçta. İnşallah. İnşallah. Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. İyi bir takımsınız. İyi oynadığınız zaman bu maçlar zaten gelir. Zaten bu Belçika'nın maçta da ikinci yerden gösterdiğiniz mücadeleden sonra berabere kaldık ama galibiyet normalde 10 sayıdan alacağınız maçta. Bu bizim için çok önemli bir galibiyet. İnşallah bunun devamı gelecek. Ben inanıyorum size. Çünkü sizler güveniyorum ben. Ocağımla beraber bu yola çıktık. İnşallah sonra da iyi olur. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Başkanlığı'nda 2018 yılının ilk belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi. Aksaray Belediyesi Başkan Haluk Şahin Yazgı Başkanlığı'nda 2018 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirerek gündeminde bulunan 16 maddeyi karara bağladı. Aksaray Belediye Meclisi 2018 yılının ilk toplantısı olan Ocak ayı olan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Gündemde bulunan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda meclise 2017 yılı gelir ve giderlerini denetlemek üzere denetim komisyonu üyeleri de seçildi. Yapılan oylama sonucunda komisyona AK Parti grubu adına Süleyman Can Bulut, Fazilet Daysal ve MHP grubu adına Ayhan Şahin seçildi. Toplantıya 2018 yılı temennileriyle başlayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 2018 yılının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. İnşallah Rabbim hayırlı bir yıl nasip eder temennileriyle toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'la birlikte Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti. Hoş geldiniz. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, okul idarecileri ve öğretmenleriyle sohbet etti ve okul hakkında bilgiler aldı. Okulda ders gören öğrencileri ve öğretmenleri sınıflarında ziyaret ederek sürpriz yapan Başkan Yazgı, öğretmenlere çiçek takdim etti, derse katıldı. Zaten her sütunda 1'den 9'a kadar kullandığımız için. 1'den 9'a kadar toplayınca. Ha 45. Kendimize koyuyoruz. Siz gelmediğiniz için birazcık tamamlayalım. 45'e mi tamamlıyoruz? Ziyarette Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, Anadolu Mektebi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen kütüphanesi bulunmayan köy okullarına kitap kampanyası kapsamında öğrenciler topladıkları kitapları büyük bir sevinçle teslim etti. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya ziyarette bulundu. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Yazgı ile Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Aksaray'da tarım alanında yapılan yatırımlar ve zirai ürün çeşitliliği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı için hazırlıklara bu ay itibariyle başladıklarını ifade etti, destek istedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ın gelişen sanayisinin yanında tarım ve hayvancılık kenti olduğunu hatırlatarak, çiftçilerin merakla beklediği Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı için destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca 2015 yılında başlatılan annelere doğum yardımı kapsamında Aksaray'da 13.047 aileye doğum yardımı parası verildi. Türkiye'de 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan doğum yardımı uygulamasıyla birçok aile doğum sonrası süreçte hükümet tarafından destekleniyor. Bu kapsamda bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 2,5 milyon aileye doğum yardımı yapıldı. Aksaray'da ise 13.047 aileye doğum yardımı yapıldı. 633 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen ek 4. maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 TL tutarında doğum yardımı yapılmakta. Doğum yardımı 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilmekte. Ancak ödemeye esas çocuk sırasının tespitinde 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sıralamaya dahil edilmekte. Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye verilmekte. Başvurular ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurt dışında konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirilmekte.
Kadınlar Futbol 3. Lig temsilcimiz lider Aksaray Hasandağ Spor Lig'in 2. yarısının ilk haftasında Kayseri Gençler Birliği'nin konuğu olacak. Kadınlar Futbol 3. Lig temsilcimiz Aksaray Hasandağ Spor Lig'in 2. devresinin ilk haftasında karşılaşacağı Kayseri Gençler Birliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Dağılgan spor tesislerinde saat 16'da başlayan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Osman Yatkın gözetiminde düz koşu ve açma germe ile başlayan antrenmanda 5'e 2 top çalışması yapan oyuncular tam kadro çalıştı. Şut ve taktik çalışması yapılan antrenman tek kalede yapılan pasla savunma koruma maçıyla son buldu. Kadınlar 3. Lig temsilcimiz sahanın sultanları 7 Ocak Pazar günü deplasmanda Kayseri Gençler Birliği'nin konuğu olacak. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.